apnesi uykuda solunum durması demektir. Veya bunu açarsak uykuda şiddetli horlama, bunun zirvesinde nefes durması ve ardından da aslan kükremesini andıran çok şiddetli bir iç çekmeyle sonlanan bir olaydır uyku apnesi. Uyku apnesi, bu uyku apnesi sırasında solunum durmasının, nefes durmasının en az 10 saniye süreli olması gerekiyor. Ve bu olayların da solunum durmalarının saatte en az 5 kere tekrarlaması gerekiyor. O zaman biz uyku apnesi hastalığından bahsedebiliriz. Uyku apnesi sırasında oksijen seviyesi önemli ölçülerde düşebiliyor. Uyanıkken %95-100 oranlarında olan kanda oksijen konsantrasyonu uyku apnesi sırasında %50 oranlarına kadar düşebiliyor. Bu da hayati organlara, kalp, beyin gibi hayati organlara çok ciddi bir olumsuz etki yaratıyor. Yine uyku apnesi sırasında hastalarda sürekli bir nefes alma çabası olduğu için hastalar gece boyunca bir türlü derin, dinlendirici uykuya geçemez ve sürekli bir nefes alma çabasıyla uyumaya çalışırlar. Bu da uyku yapısını önemli ölçüde bozuyor, yüzeyel, sık bölünmüş, dinlendirmeyen bir uyku uyumalarına sebep oluyor. Bu nedenle de sabah uyandıklarında yorgun, bitkin, dinlenmemiş oluyorlar ve gün içinde aşırı yorgunluk ve uyku hali yakınmaları vardır. Üst solunum yollarını çevreleyen kaslar uyku sırasında gevşer. Böylece girip çıkan havanın da titreşimleriyle horlama sesi oluşur. Eğer bu gevşeme çok belirgin olursa, o zaman hava yolları kapanır ve uyku apnesi oluşur. Bu uyku apneleri en az 10 saniye, bazen 1,5-2 dakikaya kadar uzayabilir ve saatte 60-70 kezden fazla ağır uyku apnesi olan kişilerde görülebilir.